Evet değerli izleyenler, alt liglerdeki yorumlarımızdan sonra sıra geldi 1. Lig'e. Evet hocam, 1. Lig'de liderlik koltuğuna Göztepe oturdu. 15. hafta sonunda biz alınan toplu sonuçlarla yorumlarımıza başlayalım. Değerlendirelim sevgili Zeki. Vallahi zirvede yarış çok kızıştı. Her hafta lider değişiyor. İşte Bolu'ydu, daha sonra Malatya oldu. Şimdi Göztepe liderlik koltuğunda. Göztepe Mersin'i seyircinin desteğiyle de geçmesini bildi Bornova'daki maçta. Bandırma Spor'umuz çok iyi direnmesine karşılık yenilmekten kurtulamadı. Sivas'a bir yerde şampiyonluk yolunda vize verdi. Yeni Malatya karla kaplı bir zeminde Adana Demir önünde takıldı. Adana Demir için başarılı bir sonuçtur. Urfa Kemal Kılıç'la uçmaya başladı. Kemal Kılıç'la birlikte yükselişe geçti. Bolu Spor bir takıma 4 gol birden bıraktı. Azımsanacak, küçümsenecek bir sonuç değil. Haftanın en büyük sürprizini Eskişehir yaptı. Eskişehir kendi evinde Denizlispor'a 3 golle teslim oldu. Bilinçsiz kontrataklara çıktı. Her çıktığı kontrat geri döndü. O kontrataklardan kalesinde 3 gol birden gördü. Denizli seyircisinin önünde Eskişehirspor'a unutamayacağı bir ders verdi. Bu Alpay Hoca'nın masaya yatılmasına bile neden olabilir. Yani değerlendirmeye alınabilir Alpay Hoca. Çünkü şampiyonlar koşan bir ekip. Ümraniye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni 2-1 ile geçti. Bir ara maç 1-1 ile gelmişti. Fakat Metin Diyadin'i Gaziantep Büyükşehir Belediye Ümraniye karşısında direnemedi. 2-1 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Manisa Balıkesir maçında dostluk vardı. Manisa önce öne geçti. Sonra Balıkesir eşitliği sağladı. Elazığ Altınordu maçından gol sesi gelmedi. Çok kötü bir sahada. Çok zor koşullarda oynandı bu karşılaşmada. Bir de Giresun-Samsun maçı var. O da senin de bildiğin gibi pazartesi günü oynanacak. Giresun'u bu maçta ben galibiyeti biraz daha yakın görüyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Gelelim biz Bandırmaspor-Sivas karşılaşmasına. 1-0 kaybetti. Bizim için tabii önemliydi. Kaybetmemiz gerekiyordu. Bu karşılaşma dönemi bloklar alanında yorum alalım. Şimdi bu maçtan ben farklı duygular halinde ayrıldım. Sonuca tabii ki üzüldüm. En az bir puan alabileceğimiz bir maçtı. Fakat gelecek adına ışıklar gördüğüm için teselli buldum. Bu takım bu haliyle Sivasspor gibi şampiyonlar koşan bir takımı sıkıştırabiliyorsa dedim. Bu takım eksiklere rağmen, sakatlıklara rağmen, takviyesiz bir kadroya rağmen Sivasspor'a zorlu bir 90 dakika yaşatabiliyorsa, ikinci araba istediğini tamamlayan Reyes Hoca'lı bir Bandırmaspor'un neler yapabileceğini düşündüğüm için samimi şekilde söylüyorum, teselli buldum. Hiç, yani Bandırmaspor'un hiç eleştirecek bir tarafı yok. Bu malzemeyle bu kadar olur dedim. Aradaki mali fark da çok büyük hocam. Tabii Sivas bilmem kaç para harcamış, yani onun telaffuzu bile zor. Ben Bandırmaspor'u tebrik ediyorum ortaya koyduğu oyundan dolayı. Bloklara gelecek olursam kaleci Okan görevini yaptı. Hele bir pozisyonda çok şık bir kurtarışı vardı. Hayret kaleci Hayret'in hocayla birlikte özgüvenini arttırıyor. Ali neredeyse bizi unutturacak. Ömer çok çalışkandı. Feyyaz Hoca ile birlikte eski hocasıymış zaten. Bir kıpırdanma var Ömer'de de. Ömer yalnız yediğimiz gol yine Ömer'in boşluğundan geldi. O çok talihsizdi. Zaman zaman adam markajının yanında alan markajına dikkat etmesi gereken bir isim. Birinler ve Özgür geçit vermiyorlar. Çok iyi bir ikili oldular. Aman nazar değmesin diyorum. Serkan yoruldu dakikalara kadar etkiliydi bu çocuk. Yorgun, alternatif olmadığı için. Yılda en çok maç oynayan futbolculardan biri. Biraz dinlenmesi lazım ama şu anda da elimizdeki malzeme bu. Serkan zaten kendini kanıtlamış bir futbolcu. Hoca işte malzeme olmadığı için, işte Balimo cezalı olduğu için Bahrican'da, Sabek Bahrican'dan bir ön libero yarattı. Bahrican orta sahada Sabri'yi oynadı. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Bütün kimliğini, vücudunu, enerjisini Bandırmaspor emrine verdi. David'le beraber orta sahayı örmeye çalıştılar. Daniel Costa akılcıydı, beyni çok iyi fakat işte hızlı olmadığı için, çabuk hareket edemediği için o beynindeki güzellikleri sahaya yansıtamayan bir isim. Yiğit sahada yoktu, yine çakılı kaldı. Yiğit kendini kanıtlamış bir isim ama onun da bir kondisyon sorunu var. Topa doğru gitmeli, içe kat etmeli diyorum. Çalışkan bir Yiğit, yalancı depar atan bir Yiğit her zaman işimize yarar. Ama bu Yiğit geçtiğimiz hafta ki Yiğit değildi. Malatya maçında daha etkiliydi. Feridun çok zeki bir futbolcu. Çok tuhaf bir futbolcu. Maç da kazandırır, gol de kaçırır. Ama Feridun'dan vazgeçilmez diyorum.
Bunun tek eksiği pek defansif futbolu sevmiyor. Zaman zaman Serkan'a sol bek'e yardım etmesi gerekir. Serkan'ı 2'ye 1 bırakıyor. Feridun bu geriye dönüşler de yaparsa bu yarın vazgeçilmez adım olur. Atabey geldi mi affetmeyen bir insan ama top getiremedik Atabey'e. Top getiremediğimiz bir santrafor da eleştirmek doğru olmaz. Atabey'e top getirdiğin zaman affetmeyecek bir santrafor. Bu ligin en iyi santraforlarından biri diyebilirim sizin. Evet hocam, bu arada ekonomik değerleri buldum. Bandırma Spor 3050 euro. Sivas Spor ise 8700. Yani neredeyse 3 katı. 3 katı. 3 katı bir mali portföy. Buna göre de değerlendirmekte evet. Fayda var. Yani biz fazla üzülmeyelim diyelim. Evet, evet. Gelecekte nasıl olsa bunu telafi edeceğiz. Evet hocam, gelelim karşılıklı da Feyyaz Hoca'nın düşüncelerine. Ne düşündü bu karşılaşmada? Ya Feyyaz Hoca çok güzel bir tuzak hazırladı aslında. Bu kadro dar, sabit kadroya rağmen biliyordu maçı zor geçeceğini. Basın mensuplarıyla paylaşmıştı. Önce dedi ilk yarıyı ben Sivas'ı durdurayım. Sivas'ın ilk golünü geciktireyim. Daha sonra Sivas'ın üzerine geliyor. Özellikle ikinci yarı. Bu golü çok ters dakikalarda. Onu anlatacağım. Sivas 3 puana geleceği geldiğini biliyordu. Sivas ikinci yarı üzerimize gelecekti. Bu üzerimize gelen Sivas'a kontratak adamlarıyla çıkmayı düşünüyordu. Her şey çok iyi gitti. Ta ki 45+1'e kadar. O kadar güzel gitti. Biz Sivas'a doğru pozisyon vermedik. Aynı Malatya maçının tekrarı gibi oldu. Evet. İyi alan daralttık. Sivas geldi duvara çarptı. Bandırma Spor defans duvara çarptı geri döndü. Orta saha duvarına çarptı geri döndü. Öyle bir şans ki sağdan gelen orta 7-8 adımın arasından geçti. Arka direkte sinsice avını bekleyen işte golcülerin önüne düştü. O golcü de Burhan affetmedi. Orada evet. Överin bölgesiydi. Burhan bir anda unutturdu kendini. Arka direkte çok basit bir dokunuşla golü filelerimize bıraktı. Yani 45+1'e kadar Bandırma Spor çok akılcı oldu. Sizce hatalı mıydık hocam golle? Golde hatalı derken işte Ömer ne yapsın diyeceğim diyorlar ama Ömer yerinde değildi. Burhan evet. Unutmaması gerekiyordu. Arkasını kontrol etmesi gerek. Burhan kendini iyi sakladı arka direkte. O işte savunma oyuncuları, rakip oyuncuları böyle yan toplarda, kornerlerde, tehlikelerde kucağına almak zorunda, ödülü evet. Almak zorunda. Unuttu. Gözü Burhan, sürekli onun üzerinde olmalı. Burhan'ı unutunca da Burhan faturayı, 3 puanlık faturayı ağır kesmiş oldu sevgili izleyiciler. Evet hocam, o tabii talihsiz golü yemeseydik artı dakikalarda, saniyelerde. İkinci yarı nasıl olurdu? Vallahi en az berabere kalırdık. 1-1 hatta yenebilirdik bile Sivas. Çünkü Sivas üzerinde çok gelecekti. Evet. Sivas Bandırma Spor'u yenmeye gelmişti. Zaten yani yüklenen takım bize avantaj doğuruyor. Kontra ataklarla bakın Furkan'ı biraz daha geç oyuna sokacaktı. Furkan ve elinde Amuda gibi kontra atak adamların olduğunu biliyordu Feyyaz Hoca. Fakat ilk golü yedikten sonra biraz sonra değişikliklere geleceksin. Erken değişikliğe gitmek durumunda kaldı. Yani yenebilirdi kontra atak. Sivas üzerimize gelecek bize çok gol. Böyle bir olacak. Avantajımız vardı ama şans bize... Malatya'daki planı aynen evet. Gerçekleştirebiliriz. Evet. O zaman biz değişikliklere gelelim. Kulübe nasıl... Kulübe, Bandırma Spor'un kulübesi bakıyorum. Özellikle önce kulübeye bakıyorum ben. İlk 11'den ziyade kaleci Ali var, Oğulcan var, Emirhan var, Bilal var. Yusuf var. Yusuf'u da zamanla tanıyacaktı. Sakatlıktan kurtuldu. Biraz güçlenmesini bekliyor. Yusuf da Feyyaz Hoca'nın çok seveceği bir adam olacak. Çok incecidir. Çok duran toplarda etkilidir. Furkan var, Amuda var. İki değişiklik yaptı. Neden yaptı? İkinci yarıya Furkan'la başladı. Daniel Costa'nın dar alanda iş yapacağını biliyordu. Ama golü yedikten sonra bizim gole ihtiyacımız vardı. Yürüyen bir adamı aldı. Yerine Furkan gibi koşan bir adam soktu. Daha enerjik, daha dinamik. Doğru bir hamle. İlk kere eğer 0-0 bitseydi Furkan bu kadar erken oyuna giremeyebilirdi. Bundan evet. Çiziyorum. Çok akıllı bir değişiklikti. Daha sonra Alex'i merak etti. Son 10 dakikada yorulan Feridun'un yerine aynı özellik, aynı karakterde Alex Amudo'yu koydu. Alex Amuda da çok sprinterdir, dribblingleri çok iyidir. Tanımaya çalışıyor. Çok güzel hamleler yaptı. Üçüncü değişikliği yapamadı. Çünkü üçüncü değişikliği yapacak ne pozisyon ne sistem Feyyaz Hoca'ya izin verdi. Evet. Demek istiyorum yani.
Hocam teşekkür ediyorum. Bandırma Spor'da seni umutlandıran, hani çok istek ve arzulu bakıyorsun sonuçlara. Kötü sonuçlara rağmen. Tüm bu kötü olumsuzluklara rağmen. Bir de Sivas'ı nasıl olmuş? Sivas nasıl bir takım? Şimdi Bandırma Spor'u umutlandıran bu soru daha güzel. Ben Bandırma Spor'un basın sözcüsü değilim. Ama Bandırma Spor'un başarılı olmasını isteyen ciddi bir Bandırma Sporluyum. Bandırma Spor'da bir potansiyel var. Bu potansiyeli Feyyaz Hoca harekete geçirdim. İsmail Hoca konusunda olduğu zamanlar bu kadar iddialı konuşmuyorum. Ben Feyyaz Hoca'nın futboldaki satranç hamlelerini çok beğeniyorum. Heyecan bitmişti İsmail Hoca döneminde. Satranç, açık ve net olarak giden adamın arkasından konuşmayı sevmem de Feyyaz Hoca'nın hamlelerini çok beğeniyorum. Satranç gibi oynuyor. Eldeki malzemeye bakıyor. Bakıyorum kadroyu ben kursam değiştiremiyorum. Yedek kulübesine bakıyorum bu. Yani bütün hamleleri doğru ama elinde iyi bir aççı olmak yetmiyor. Elinde de iyi malzeme olacak. Evet. Şimdi düşükler sana daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Feyyaz Hoca Sivas Spor'u çalıştırsa o kadroyla bize 4 atardı Sivas. Evet. Bunu da altına imzalarım. Yani Mesut Bakkal'ın hamlelerinden daha iyi hamleler yaptık ama bizde malzeme bu şu anda. Yani malzeme konusunda da Mersin maçı sonuna kadar... Bu skordan Mesut Hoca da fazla mesut olmadı yani. Evet, şaşkın. Yazıda belirttik ya, Mesut Bakkal'dan şaşkın Bakkal'a çevirebilir de dedik ya. Malzeme bu. Şu anda ben fazla konuşmak istemiyorum. Önümüzde bir Mersin maçı var. Çocuklarımız aynı moralde hazırlansınlar. Mersin maçından sonra Feyyaz Hoca'daki... Tamam, hemen oraya gelelim hocam. Mersin deplasmanında nasıl bir oyun, nasıl bir sonuç bekliyorsun? Şimdi Mersin maçı tehlikeli. Mersin son kazılarından birini oynayacak. Mersin iyi gitmiyor. 9 puanı var. 3 ilesinde 6 puanda. Yusuf Şimşek de Türk futbolundan çok başarılı. Halbuki Göztepe maçını bu hafta kaybetti. Kaliteli bir teknik adamdır. Oyunu iyi okur. Fakat bizim Bandırma Spor Mersin'e göre daha iyi takım. Yani takım olmuş. Onlarda bireysel yetenekleri var ama biz daha iyi takımız. Eğer biz sabırlı olabilirsek Mersin'de çok güzel sonuçlar alabiliriz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Sinirlenme aynı Malatya'daki gibi. Burada Bolu maçında oynadığımız gibi, hatta son Sivas maçı oynadığımız gibi oynarsak. Şimdi evet. Sakatlıkların dönüşü de çok önemli malzemesi. Doğan'ın durumunu bilmiyorum. Doğan iyileşirse çok çok iyi olur. Morima dönecek, çok büyük artı. Ben Feyyaz Hoca'nın Mersin'i özellikle çözeceğine inanıyorum. En az bir puan bekliyorum. Kazanırsak harika bir sonuç olur diyorum. Feyyaz Hoca da zaten. Kazanırsak sürpriz olmaz diyorsunuz. Olmaz diyor. İlk yarıda 17 puan işaretlemişti. Bu maçı alırsak 17 puanda ilk yarı istediğimiz yerde bitiririz diye düşünüyorum sevgili. Evet hocam teşekkür ediyorum. Biz ligde 15. haftayı geride bıraktık. Puan cetveli bize şampiyonluk fotosunda playoff karşılaşmaları için ve düşme hattında ne diyor ona bakalım. Bu ligde şampiyonluk potası için konuşmak çok çok erken. Her hafta lider değişiyor. Bakın 5. sırada Eskişehir'in 3 puanı silinmiş. 25 puanı var. Göztepe'nin lider ve 28 puanı var. 5 takım arasında sadece ve sadece 3 puan fark var. Göztepe, Sivas, Malatya, Bolu, Eskişehir arasında gidip geliyor. Hatta Ümraniye bile 6. sıraya yükseldi. Sessiz sedasız. Baksın Ümraniye diye başlık atılabilir. Güzel. Balıkesir, Altınordu, Denizli, Giresun şu anda playoff'u zorluyorlar. Bunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni Adana Demir'e dahil edebiliriz. Hatta Şanlıurfa'da Kemal Kılıç'la birlikte şahlandı daha doğrusu söyleyecek olursam. Harekete geçti. Ancak Bandırma Spor'umuzla birlikte 14 puan Bandırma Spor, 13 puan Elazığ, 12 puanı Manisa Spor, 11 puanı Samsun Spor tehlikeli bölgeden uzaklaşmış değil. Hele bu hafta oynayacağımız Mersin İkman Yurdu 6 puanla çakılıp kaldı. Belki de ligdeki son kozlarından birini Bandırma Spor'a bizim takımımıza karşı oynayacak. Bu bakımdan maç çok tehlikeli bir karşılaşma. Biz sakin olursak, yani maç disiplinden kopmazsak Mersin'de yener geliriz diye düşünüyorum. Çünkü orada seyirci baskısı olacağını düşünmüyorum sevgili Zeki. Evet inşallah diyoruz. Tabii ki düşüncemiz de bu. Taraftar kardeşlerimiz de orada olacak. Biz gerçekten Mersin deplasmanının 3 puan bekliyoruz ve inanıyoruz da bekliyoruz. İnanıyoruz. Evet hocam. Biz 16. haftayı oynayacağız ve ilk yarı kapanacak. Önümüzdeki hafta bizi hangi karşılaşmalar bekliyor buna bakalım. Bakalım. Lider Göztepe Samsun deplasmanına gidiyor. Samsun'un şiddetle puana ihtiyacı var. Göztepe zirvedeki yerini korumak isteyecek. Yani Göztepe biraz daha galibiyete yakın ama berabere çıkarsa kimse şaşırmasın. Sivas, Adana, Demir
Sivas Adana Demir'i geçer diye düşünüyorum. İklim koşulları kullan. Sivas'ı iyi gördüm ben. Bolu Yeni Malatya beraberlik. Bolu son haftalarda iyi gitmiyor. Yeni Malatya da aynı şekilde. İşte Urfa bozgununun etkisini üzerinden atabilirlerse Malatya'yı yenebilirler. Gaziantep Büyükşehir, Eskişehir. Vallahi Alpay Hoca'nın belki de son şansından biri olacak. Eskişehir ne yapayım? Kazanmak zorunda. Evet. Alpay Hoca'nın kredisi son noktaya geldi. Eskişehir kazanabilir bu maçı. Altınordu Ümraniye beraberlik kokan bir karşılaşma. Balıkesir Elazığ yine beraber ortada bir karşılaşma. Denizli Giresun. Denizli moraller çok yüksek. Eskişehir'i Eskişehir'e devirdiler. Giresun'da az gol yiyen bir takım. Beraberlik kokan bir karşılaşma. Şanlıurfa Manisa. Şanlıurfa moral ile Manisa'yı yenebilir diye düşünüyorum. Mersin Bandırma. En az bir beraberlik bekliyorum. Kazanırsak da kimse şaşırmasın diyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Son olarak 5 takım üzerinde ilk yarıyı lider bitirme olanağı söz konusu. Örneğin 5. sırada Eskişehir 2-0'lı bir galibiyet alıp üzerinde Bolu, Evkur, Malatya, Sivas ve Göztepe yenilirse lider olur. Olur evet. Nereden bileyim Zeki? Çok zor bir soru. İşte 5 takım bu ligde, yani matematik olarak dediğim doğru. Evet. Bu ligde her şey olabilir.